never let you hurt yourself. Heard you kind of down for the weekdays. I could take you up, what do you say? We're going to the moon, are you ready? A hot air balloon, we can run away. And just like how you always make me feel, my temperature is rising to the ceiling. You're gleaming. Hope this bubble never pops, 'cause if it does, we're gonna drop. Baby, bring a parachute, 'cause this one's gonna hurt for sure. Take me falling down with you. I never let you hurt yourself. Know that I'm down for you, know that I'm down, yeah. I'll stick around for you, won't let you drown now. Floating with you in outer space. Wouldn't wanna be in any other place. Yeni bir gün, yeni bir video. Herkese günaydın. Evde konuşmak istemedim. Yaptıklarımı falan göstermek istedim. Yolda konuşuruz zaten diye. Bugün toplamda 4 saat dersim var. Üstüne ek dersim var akşam 6'da. 1 ya da 2 saat inorganik. Yoğun bir gün. Belki laboratuvara çıkarım. Hem İngilizce dersim var. Hem organik dersim var. Bayağı yoğun bugün ders açısından. Birlikteyiz. Şimdi durağa geçiyorum. 10.40'da dersim var. Saat 10. İngilizceye gidiyoruz. Matematik bölümünde ölü gibiyim. İngilizceden çıktım şimdi ama nasıl uykuluyum, nasıl uyku bastırdı anlatamam. Laboratuvarda iş yokmuş. Laboratuvara çıkmayacağım o yüzden. Şimdi kuaförde ufak bir işim var. Onu halledeyim, sonra kütüphaneye ya da bölüme geçeceğim. Ders çalışacağım akşam saat 6'daki ek dersime kadar. Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? 3. sınıfa geldim, hala neden İngilizce alıyorum? Şakasız ya. Ne diyordum? Şu İngilizce meselesi. Şimdi bir tane proficiency sınavınız var, EP. Onu geçip bölüme başlıyorsunuz, tamam. Sonra İngilizce 101 diye bir şey başlıyor. Onu alıyorsunuz, onu veriyorsunuz, tamam. Sonra İngilizce 102 diye bir şey başlıyor. Allah'ım yerler çok çamur. 102 diye bir şey başlıyor, onu veriyorsunuz, tamam. Sonra 211 sunum dersi, onu da veriyorsunuz. Okul diyor ki hayır, devam edeceksin İngilizce görmeye. Ve 311 diye bir dersi alıyorsunuz. Sonra bitiyor. Zaten okul bitiyor. Şimdi 311 ile boğuşuyorum. Yani ne gerek var? Tamam, öğrendim İngilizceyi. Kaç kere daha benim İngilizcemi sınayacaksın? Yeter. Yerler çok çamur. Bu arada kuafördeki işimi hallettim. Saat 6'da ek dersim. Ne kadar süreceğim meçhul. Ben gideyim şimdi bölümde, sakin bir yere oturayım. Ders çalışacağız. Gariban başka ne yapar? You hate the world 'cause you're so realistic. Weight on your shoulders, let me release it. Let me just be here. Never wanna ever leave your side. It's the only place I ever wanna be. So let me be here. Hope this bubble never pops, 'cause if it does.
Ne kadar sürdü? 1 saat 20 dakika. Günaydın. Günaydın. Günlük vlog, haftalık vlog yapma kararı aldım. Ve bugün bu mutluluğumun sebebini merak ediyor olmalısınız. Kuantum'a gitmedim. Dönemin başından beri ilk defa bir derste devamsızlık yaptım. Organik 2 alıyorum, kuantum alıyorum, organik 2'nin laboratuvarını alıyorum, inorganik alıyorum. Bölümümün derslerinden birisinden 2 defa devamsızlık yaptım. Sabah, şöyle tutayım. Sabah 8.40 dersim vardı. Dün de 1'de yatmıştım. Uyandım sabah 7.15 gibi. Baktım hava karanlık. Bir de kuantum var. Zaten sınavına öfkeliyim. Bir de şimdi derse gidip hoca şey falan der. Sınav kolaydı bilmem ne. Ben çirkinleşirim. O yüzden gitmedim. Beni kaybettiniz kuantum. Kuantum hocaları beni kaybettiniz. Ben artık yokum. Yani kaldığımı düşünüyorum zaten dersten. Ama hani gitmeye devam edeceğim, finaline gireceğim, çalışmaya devam edeceğim. Fakat bugün o gün değil yani. Sınavdan sonraki ilk derse gitmek istemedim. Pişman değilim. Aklım hala gittiğim derslerde. Şimdi 10.40'daki inorganiğe gideceğim. Az sonra da Sencer'le buluşurum zaten. Laboratuvar günü bugün. Çıktı mıkta alacağım. 2 tane raporumun çıktısını, bir tane de bugünkü laboratuvarın çıktısını alacağım. Öyle. Günlük vlogu galiba 3-4 günlük ya da haftalık vloga çevirdim. Ani bir kararla. Belki bu video 50 dakika falan olmasın. Çok uzun sürmesin. Sürsün. Bana ne? Çok mutluyum. Kuantuma gitmedim. Bugün kuantuma maruz kalmadım. Neyse. Ben yavaştan hazırlanayım. Bir kahve içiyordum. Kuantuma gitmediğim vakti kahve içerek değerlendiriyordum. Okula geçeceğim. Hadi bakalım. İnorganikten çıktım. Şimdi bir laba çıkıp önlüğümü alacağım ama bitik durumdayım. Yani hiçbir şey yetişmeyecek. Her şey son dakika mahvedecek beni hissediyorum yani. Laptan çıktık. Saat 4.30. Ben elma yiyorum ve şimdi size bir arkadaşımın anlatacakları var. Ama ben böyle utanırım. Hayır, utanmak falan yok. Anlatacaksın. Ne anlatacak? 30 bekleyin. 30 dakika. Tekrar. Ha. Oda sıcaklığında 30 dakika karıştır diyor bana. Kaç dakika karıştırdın diyor. Sor. 3. 10'a böldüm direkt. Sonra başka ne vardı? Zaten benim deneyim olmadı. Benimki oldu. Tamam, yani sakin ol. Ama çok uzun sürdü ya. Çok yoruldum. Son bitiren ben. Son bitirmedim. Sencer daha çıkmamış. Sencer'i bekleyeceğim. Ben de sonra bekleyeceğim. Analitik değil mi? Onlar analitikte. Ayberk de bir arkadaşını bekleyecek. Ben de şimdi Sencer'i bekleyeceğim. Benim bugün deneyim olmadı. İlginçtir ki. İlk defa olmadı ve her hoca dedi ki olsun be Cansu, ilk defa yapamadın, olsun. İnanılmaz çalışmam lazım ve farklı bir açı olsun. İnanılmaz çalışmam lazım. Hiçbir şeyim yetişmiyor. Ne olacak bilmiyorum.
bir an önce eve gidip yemek yapıp ders çalışmamız lazım. Sancer'in bir de yarın sınavı var. Bir ona soralım. Nasılmış, hazır mıymış? Yeni bir gün ve ben bir hayli geç başladım video çekmeye. İkinci laboratuvar gününden çıktım. Sancer sınavda, analitik sınavında, bugün haftanın ikinci labından çıktım. CS'de ders çalışıyorum, bir yandan Sancer'i bekliyorum. Yok, dinlenebileceğim bir vakit yok. Herkese selam. Cansu bahsetmiştir zaten, biraz önce analitik kimya dersinin ikinci vizesi, yani midterm 2. Ne oldu? İkinci midterm'ine girdim. Az önce de çıktım. Sorular. 6 tane soru vardı. Soruların hepsini derste zaten çözmüştük. Ama sınav anında her şey böyle bildiğiniz gibi olmuyor. Örneğin ilk soruyu normal olsa hani gözüm kapalı çözebileceğim bir soruydu ama sınavda öyle bir kilitlendim ki yarım saat geçmiş. Tabii ilk soru yarım saat geçmedi. Baktım çözemiyorum. 15-20 dakika geçti. Sonra diğerine geçtim. Sonra diğerine derken yarım saat geçmiş. Bir yerden başlamam lazım derken her yerim yanmaya başladı. Yüzüm, ellerim. Çünkü analitik sınavı böyledir. İşte kolları sıvadık. Üfledik elimize yüzümüze. Bir şekilde çözmeye çalıştık. Elim yoruldu. Şimdi biz kütüphaneye geçeceğiz. Hey galiba. Bitirmedim. 6 sorudan 2 tanesi boş, 30 puan. Diğerlerine de Allah kerim. Şu anda Cansu'nun biraz önce sözünü kestiğim şeklinde kütüphaneye doğru yol alacağız. Ben var ya sınavlarımla ilgili konuşacağım zaman ne diyorum biliyor musun? Sınavım çok kötü geçti, daha fazla konuşmak istemiyorum. Videoyu da burada kapatıyorum. Ama insanlara anlatmalısın. Ya ama canım sıkkın. Şimdi biz kütüphaneye geçeceğiz. Benim bir kahve içmem lazım. Deli gibi esiniyorum. Öyle. Sunumumu yaptım. Türkçe sunumum vardı. Dönemde bir tane mutlaka Türkçe dersinde sunum yapmanız gerekiyor.
Ve sunuma kim geldi tahmin edin. Aa, şimdi insanlar sormayacak mı videonun devamında bu çocuğun tıraş olmuş? Aa evet. Gel 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 gel. Olmuş mu? Güzel oldu. Şimdi... Arkadaşlar, dostlarım, kardeşlerim falan. Ya. Cansu'nun bir sunumu vardı. Ben de normalde Türkçe dersi almıyorum ama onu izlemek için gittim. Kendisinin de sahip olduğu Hashimoto hastalığı, yani tiroid bezinin işlevini yitirmesi. Yani... Sen tutsana ya, yüzün garip çıkıyor. Hayır, benim yüzüm böyle çıkar işte. Hey, boy farkı, şuraya gel. Ya basamağı çıkartacak beni. Dediğim gibi Cansu'nun da şu an muzdarip olduğu bir tiroid hastalığı var. Onun sunumunu yaptı. İnsanları hem bilgilendirmek hem de sorumluluğunu yerine getirmek 10 için. 10 dakikalık bir sunumdu. Türkçe yapılıyor sunum. Hallettim. Aynen, bir saatte öyle yaptım dün. Hallettim ama güzel bir şekilde sundum. Şimdi de önce Sencer benim dersime geldi. Şimdi ben onun dersine gireceğim. 120'si var. Fizikte okulun en büyük amfisinde. Yani arkalarda bir yere oturup ders çalışacağım ben. Maksat hani bir ortam değişikliği olsun. Kütüphaneye girmesin gelmedi. Ve Sencer'le birlikte olalım. Aynen öyle. Şimdi fiziğe derse geçiyoruz. Çok tamamlı bir şey buraya. Ya bunu diyorsun mesela, bir tane atomik sorsaydı hesabını nasıl yapardın? Peki de bir tane atomik sorsaydı 8 tane bildirimsiz atom olacağını göre 7 tane bildirimsiz atom olurdu. Farklı 7 tane bildirimsiz toplam olacaktı. Kim benim? Aa, kim yoksa? 8 saat 41 yavaş başlıyor. Benim bugün inorganik dersim var. 2 saat inorganik dersim var. Sonrasında dersim yok. 10.40'da dersim. Şu an saat 9.30. Yaylana yaylana hazırlanarak gideceğim. O 2 saat inorganik dersimden sonra bakalım bizi neler bekliyor. Sonuncu sınavımdan çıktım. Organikti. Organik 2 finalinden çıktım. Yani artık şu cümleye alıştınız bence. Güzel geçmedi, kötü geçti. Üçüncü sınıfımın ikinci midtermleri o kadar rezalet geçti ki hani ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. O kadar çaresiz hissediyorum ki kendime, özellikle sınav anlarında. Hani bunun nasıl önüne geçeceğim, geçebilecek miyim? Hani beni neler bekliyor bilmiyorum. Kime sorsam sınavlar zor, 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 çok zor. Yani bilmiyorum nereye kadar bu devran böyle dönecek. Ama artık kabak tadı vermeye başladı bu durum. Hani kabak tadı vermeye başladı dediğim şey de şu: hocaların inatla öğrencilerin düşük alması için uğraşması. Yani şimdi her derse giden bir öğrenciyim. Hani her derse gidiyorum, defterlerim tam, çözülen sorulara hakimim. Ya da ne bileyim işte hocanın derste çözdüğü sorular okey, belli. Sınavda bir geliyor, hani size derste balık nedir diye öğretenler bir anda sizden balık tutmanızı, balığı pişirmenizi ve bu işlemlerin hepsini, bilmediğiniz işlemlerin hepsini kısa sürede yapmanızı istiyor. Ben yapamam. Yani kimse yapamaz. O zaman da bize yazık, günah. Bilmiyorum yani ne olacak? Organik 2'den kalabilirim. Kuantumdan kaldım bence. İnorganikten kalacağımı düşünmüyorum. Ya 3. sınıfı tekrarlayacağım gibi bir şey olacak herhalde önümüzdeki dönem. Beni neler bekliyor bilmiyorum. Canım sıkkın o yüzden. Ama hayat devam ediyor. Finaller geliyor. Sinirliyim yani. Bu yüzden bu sinirimi finallerde atmak için
çok çabalayacağım. Belki hani daha önce anlatmamışımdır, bilmiyorum. Ama benim 3 dersim, eski derslerim, fiziko, dif, bir de organik bir. Benim bu derslerimin birinci ve ikinci midterm notları hep çok düşüktü. Böyle difte hatta körün altında falandım sürekli. Hani kalacağım, çok düşük alacağım diye diye girdim finallerine. Ama çalışmaya devam ediyordum. Hani çalışmayı elden bırakmıyordum. Sonrasında bu 3 dersimi de cidden finallerinden yüksek alarak BB yaptım. Ama böyle yüksekten kastım, atıyorum, 100 üzerinden bir sınavdan 95 almaktan bahsediyorum. Şimdi hani elimde böyle örnekler de var. İnsan ister istemez şey düşünüyor. Acaba yine olur mu? Ama sonra şunu düşünüyorum. Hani bu derslerin çok zor. Gerçekten çok zor ve hani belli bir noktada kafa isteyen dersler. Yani ne kadar çalışırsan çalış. Ve hafıza isteyen dersler. İnanabiliyor musunuz? O yüzden biraz umutsuzum. Ama her şeye rağmen devam ediyorum çalışmaya. Çünkü hani şey demek istiyorum. Sonuna kadar yaptım. Çabaladım. Hani savaştım. Olmadı. Nasip kısmet demek istiyorum. Çünkü öbür türlü hani şey yaşamak istemiyorum. Keşke çalışsaydım. Acaba çalışsaydım finalde ne olurdu gibi düşüncelere kapılmak istemiyorum. Hani olabildiğince şey istiyorum. Nerede benim kremim? Kremim yok. Hani olabildiğince elimden gelen her şeyi yaptım. Ama olmadı demek istiyorum. Olmamasını da bu kadar hayatımı etkileyecek bir noktada tutmamaya çalışacağım. Bakalım. Biraz dertliyim. Hep dertliyim aslında 3. sınıfımın başından beri. Ama bu dertliliğim ekstra artmaya başladı bu dönemlerde. Çünkü 2. sınavlarım bitti. Finallerim geliyor. En yakın finalim 9'unda. Ve sonrasında öyle bir final takvimimiz var ki 9'unda bir sınav var. 12, 13, 14. Bu ne böyle? Yani çalışmaya vakit yok. Bu yüzden şimdiden harıl harıl bu sınavlara, finallere çalışmaya başladık. Daha doğrusu dün pazardı, çalışmadım. Ama bugünden itibaren bayağı böyle sıkı sıkıya anlayarak final odaklı çalışmaya başlayacağım. Derslere giderek bir yandan bu işi, ne derler, şey diyesin var, simultaneously, aynı anda ve paralel bir şekilde yürütmeye çalışacağım. Şimdi hazırlanalım, bir kahvemi yapayım. Eşyalarımı, kitaplarımı, defterlerimi hazırlayayım. Bir kahvaltı yapayım hızlıca. İnorganik dersine gidelim. Tek yolunda giden dersime gitmek istiyorum şu an. Üzücü. Suyu var mı? Var, süper. Bölümden şimdi 2 saat inorganik vardı ama sanki 10 saat ders işlemişiz gibiydi. Böyle artık böyle elim ağrıyacak duruma geldi yazı yazmaktan. Şimdi kütüphaneye geçiyorum. Ders çalışacağız. Ne yapalım? Başka ne yaparız? Kütüphanenin önünde sıra var. Ne sırası bu?
da. Oyuncu beyler için yine benzer aralıktan 0,1'lik artışlarla. Evet, siz alacaksınız hocam. Kaşla göz arasında para kazandım. Böyle şeyler oluyor. İdari İktisadi Bilimler Fakültesi'nin bazı deneyleri oluyor. Ve bilgisayar üzerinden 8-9 kişilik gönüllülük esaslı deneyler yapılıyor. Ve onlara katılmanın sonucunda size belli bir miktar para veriyorlar. Kısa günün kârı 95 lira. Şimdi kütüphaneye eşyaları bırakmıştık. Kütüphaneye geri döneceğiz. Ne kadar tuttu bu? Ne bu şimdi? Nereden çıktı bu? Ve burada kim var? Bu şeyden çıktı. Yaklaşan sınavlar neticesinde arkada gördüğünüz standta bize ikram. Ders çalışanlara özel. Peki bizim kütüphane diye gelip şu an gezmeye Bahçeli'ye gidiyor olmamız. Gezmeye mi? Evet. Nasıl ya? Ben ders çalışacağız sanıyordum. Hayır. Kandırdın mı beni? Evet, kandırdım. Şu an nereye gidiyoruz? Önce senin yurduna gideceğiz. İşte alacak eşyaların varmış. Oradan da atlayıp Bahçeli'ye gideceğiz. Bahçeli'den sonra biraz gezdik, tozduk ve annemin evine geldik. Yemek yedik ve ben terapiden çıktım şimdi. Annemin evinde girdim terapiye. Ay, terapide çok konuştum. Benim daha konuşacak halim yok. Video. Hemen tuvalette bir outfit çek. Evet, çamaşırlarım kurumuş, topladım. Nohut yapıyorum,
bulgur pilavı yaptım. Bunlar bugünün yemeği değil. Yarına kaplarda taşıyacağım. Okula Sencer'e götüreceğim. Kendime götüreceğim. Ve şimdi artık o kutsal konuşmayı yapmanın vakti geldi. 3. sınıf 1. dönemim nasıl gidiyor? Finaller gelmeden önce. Ben neler alıyorum onları bir söyleyeyim size. Tekrardan ilk defa beni bu videoyla gören, duyan varsa. Organik 2 alıyorum. Organik 2 laboratuvarı alıyorum. Üstüne inorganik 1 alıyorum. Bir de kuantum alıyorum. Üzerine İngilizce 311 diye almam gereken bir dersi alıyorum. Bir de Türkçe alıyorum. Kredisiz bir ders Türkçe. Bir tane sunum yapmanız gerekiyor. İki tane de sınava girmeniz gerekiyor. O yüzden 311 ve Türkçeyi en sona bırakmak istiyorum. Çok diğerlerine nazaran bir tık önemsizler. Önemsiz demek doğru olmayabilir ama önemsizler. Kuantum. Başımın belası kuantum. Sınav sonucum açıklandı. Bir önceki videomda mı yoksa iki önceki videomda mı bilmiyorum. Galiba okulumun uzadığını sizlere izah etmiştim. Okulumun uzama ihtimalinden ve kuantum dersinden kalma ihtimalimden bahsetmiştim. Benim sodam nerede? Sınavda 100 puanlık kısımdan sadece 60 puanlı doldurabildim. Ağlaya ağlaya çıktım sınavdan, lanetler okuyorum derse, sınavdan çıktıktan sonra bir hafta hiçbir derse girmedim falan. Açıklanmış, ortalama bir not almışım. Yani atıyorum kör 50 ise ben 50 almışım, kör 40 ise 40 almışım. Birinci sınavım ortalamanın 10 puan üstündeydi. Şimdi kör almışım. Bu demek oluyor ki hala bu dersi geçmek için bir şansım var. Bu da demek oluyor ki bu dersi geçmek için hala bir şansım var. Bu yüzden kuantuma çalışmaya devam edeceğim. Hatta bugün o bir önceki hafta girmediğim derslerin konularını halletmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra inorganik alıyorum demiştim. İnorganiğin ikinci sınavı bence fena değildi. Birinci sınavı gayet iyiydi. O yüzden kayda değer olumsuz bir gelişme yok inorganiğe dair. Fakat keşke aynı şeyleri organik 2 için de söyleyebilsem. İnanılmaz zorluyorlar. Yani organik 2'yi çok üst düzey soruyorlar. Ve hani gerçekten hani nasıl desem çok zor. Kolay kolay yapılabilecek sınavlar değil. Organik 1 de öyleydi, 2 de öyleydi. Birincisinde Körvin'in ortalama 19-20 puan üstündeydim ama ikincisinde düşük bekliyorum. Maalesef ki biraz can sıkıcı organiği yapamıyor olmak. Laboratuvarlarım bitti. Zaten Sencer de söylemişti. Laboratuvarlarımız geçen hafta bitti. Tamamladık, geçtik. Beni bekleyen çok uzun bir sınav maratonu var, finaller var, arka arkaya çok ciddi sınavlar var ve hep birlikte bu sınavları girip çıkacağız. Benim özetim bu kadar. 3. sınıfın 1. döneminde daha şimdiye kadar girdiğim sınavlara dair söyleyebileceklerim bu kadar. İngilizce alıyorum. Bir ton assignment yaptım. Hatta saat tam 7'de bir tane quiz'e gireceğim. 2 saat süresi olan bir tane soru içeren bir İngilizce quiz'ine gireceğim. Online. Çok fazla assignment yapıyoruz. Onu yükle, bunu yükle, şunun ikincisini yükle, bunun üçüncüsünü yükle, şu videoyu izle, derse git, şu yazıyı yaz, paragrafı yaz, quiz varmış. Ölüyoruz. İşte interview varmış, meeting varmış, haftaya gruplar oluşturuldu, bilmem ne, bilmem ne. O gidiyor bir şekilde ittire kaktıra. Türkçeden sunum yaptım. Sunumdan çok çok güzel bir not almışım. İlk sınavdan çok çok güzel bir not almışım. Bir de finali var. Onu bekleyeceğiz. Final haftasında olacak. Derslerim çok yoğun geçiyor. Tempom çok yüksek. İnanılmaz yoğunum. Ama bir şekilde idare ediyoruz. Kuantum birazcık canımı sıkıyor. İnorganik canımı sıkıyor. İzleyip yaşayıp görmekten başka bir şansımız yok. Size bu güncellemeleri vermek istedim. Çünkü yeni açıklandı. Dün açıklandı sınavımın sonucu. Kime sorsam çok kötü almış. Ama yani bu körü yükselten kim?
bu ders öyle bir ders ki herkes bu dersi 3. 4. alıyor. Bu ders normalde 3. sınıf dersi, yani benim gibi ilk alanlarında olduğu bir ders. Ama herkes kaldığı için, alttan aldığı için 3 kere alan var, 4 kere alan var, 5 kere alan var. Hani artık ezberlemiş adamlar. O yüzden de zor bir ders. Ortalaması bazen yüksek gelebiliyor çünkü tecrübeli insanların olduğu bir ders. Bakalım beni neler bekliyor. Şimdi birazcık quizime bakacağım. Size de böyle bir özel niteliğinde ufak bir not geçmek istedim. Evin işlerini hallettim. Akşam kuantum çalışacağım. Organik 2'nin son raporunu, geçen haftanın bir deneyinin son raporunu tamamen halledeceğim bu akşam. Ve geceyi bu şekilde kapatacağım. Yarın 4 saat dersim var. Birlikte gideriz. Ah, yoğun. Çok yoğun. Şimdi ben bir quize bakayım biraz. Quizini yaptım. Raporumu check ettim arkadaşımla, böyle bir karşılaştırdık ve bir uykum geldi. Of, uykum geldi. Ne yapsak? Kahve yapalım. Kahve içeyim. Kuantum çalışmam lazım. Ama çok uykum geldi. Biraz yatsam mı? Yatarsam uyanamam. Bir kahve yapsam. Yok. Take me falling down with you. I never let you hurt yourself, yourself. Heard you count it down from the weekdays. I could take you up, what do you say? We're going to the moon, are you ready? A hot air balloon, we can run away. And just like how you always make me feel, temperature is rising to the ceiling. You're gleaming. Hope this bubble never pops. Cause if it does, we're gonna drop. Baby, bring a parachute. Cause this one's gonna hurt for sure. İnorganik bitti. Sencerliyim. Hep dönemin. Hep aynı yerdeyim. Hep aynı gülüş. İlk kamera çıkışlar oluyor. Ve resmi olarak Organik 2 laboratuvarının son raporunu şimdi teslim etmeye gidiyorum. Çek. Genel kimya laboratuvarı. Hayır. Çek. Gidelim mi? Şimdi. Burada geçti. Bazı hocalar yapıyor. Evet. Olay yerine intikal ediyoruz. Seni seneye burada görecek miyiz? Bilmem. Göreceğiz. Ne yapıyor bu çocuk ya? Sencer. İnorganiğin ek dersine geldim. Acaba hangi sınıfta? Saat 6'da ders var. Hadi bakalım, bulalım da. Bilmiyorum nerededir. Bulacağız. Konuşmak ister misin? Bu kadar mı? Gidiyorum. Thank you.
Teşekkürler.